Merhabalar, YouTube kanalıma ve canlı yayına hoş geldiniz. Umuyorum keyifler yerindedir. Dün önemli bir gündü. Hacimsiz bir şekilde hafta sonunu yaşıyoruz. Kısa bir yayın olacak. Önümüzü görebileceğimiz bir yayın olacak. Dün tarım dışı istihdam rakamları geldi. 263 bin geldi. 200 bin gelmesi bekleniyordu. Ama tarım dışı istihdamın özel sektör ayağında 200 bin beklenirken 127 bin gelmişti. Şimdi önümüzdeki günlerde tarım dışı istihdam rakamlarının alt bandı açıklanacak. Yani yarı zamanlı mı dolmuş, tam zamanlı mı dolmuş? Bunların hepsi etkili olacak. Diğer taraftan tabii tarım dışı istihdam rakamları kötü geldiği için, yüksek geldiği için bir anda dolar endeksinde yukarı, 10 yıllık tahvil faizinde yukarıya doğru bir hareket oldu. Altın iyi seyrediyordu. 1780'e bir geri çekilme bekleniyordu. Bu 1780'e geri çekilmeyi meşrulaştırdı. Ama bugün baktığınız zaman Bitcoin'in özellikle kendini toparlaması, dolar endeksinin tekrardan 104.000'e dönmesi. Çünkü ilk olarak borsalar açıldığında %2'lik neredeyse S&P 500'de düşüşler falan görülmüştü. Karışık açıldı diye. Ama ben artık bunun böyle biraz matematiğini çözdüğüme inanıyorum. Genel gidişat olarak şöyle bir süreç oluyor. Bir veri iyi gelse de kötü gelse de bir oynaklık yaşatıyor. Ardından tekrar eski haline geliyor. Yani yaklaşık bir 9 ila 10 saat arasında mutlaka eski haline gelmiş bir piyasa görebiliyoruz. O yüzden 104.000'e kapanırken 104.000'e gerilemiş olması aslında tarım dışı istihdam rakamlarının genel detayları geldiğinde biraz daha net baktığımızda o kadar da iyi. Yani rakamsal olarak iyi ama nitelik olarak kötü gibi bir şeyle karşılaşacağız. O nedenle altında 1780'lere doğru geriledikten sonra 1751 kırılmadığı sürece tekrar 1805 ardından da 1845 seviyelere çıkılacak. OPEC artı ülkelerinin toplantı verileri gelmek üzere. OPEC artı ülkelerinde birazcık daha kısıntıya gidilebilir. Bizim enflasyonumuz İstanbul enflasyonu geldi. 100'ün üzerinde gene geldi. Ama enerji ve gıda fiyatlarında düşüş var. Şimdi pazartesi günü daha da fazlası gelecek. Genel enflasyon gelecek. Enerji fiyatlarının özellikle 81-84 dolarlara inmesinden dolayı birazcık pozitif bir enflasyon görmemiz mümkün ama yine de yükseliş eğilimli. Borsa İstanbul'da biliyorsunuz KKM'lerden 1 trilyon liradan fazla para şimdi borsaya ve biraz daha farklı enstrümanlara girecek. O nedenle borsada hareketlilik var. Ayrıca şimdi sektörel olarak da bakmak istiyorum. Sektörel olarak otomotiv, enerji, emtia ve genel olarak gıda ve sanayi hisselerinde güzel hareketlilikler göreceğiz. Bir sonraki videoda bunları birazcık daha net böyle kodlayarak ve sizlere mesela Kozal mantıklı, Akfen GYO mantıklı, Doğas, Doğuş Otomotiv mantıklı. Bunların hepsini önümüzdeki videoda daha da net açıklayacağım. Çünkü bence Borsa İstanbul'un yönü özellikle seçime kadar pozitif. Şu anda muhalefet kanadından ve farklı yerlerden çok ciddi anlamda çöküşler var ve insanlar da bunu konuşuyorlar. Fitch'in yayınladığı rapora göre 3 senaryonun ikisinde Erdoğan'ın kazanması bekleniyor ve bugün genel olarak birazcık böyle hani insanlar arası araştırdığında gelen iktidarın daha iyi olacağına inanmıyorum. Bari en azından eskiyle devam etsin diyen kısmın daha fazla dillendirilmeye başladığını gördüm. Hiç tatlı bir senaryo değil. Diğer taraftan şimdi biliyorsunuz 5 Aralık'tan itibaren Rusya'nın yaklaşık 1.1 milyon varilinin tavan fiyatla karşılaşması, 3 milyon varilin tavan fiyatla karşılaşması Avrupa tarafından ve 1.1 milyon varilinin alıcı bulamaması gibi bir şey var. OPEC de bunu dengeleyebilmek için OPEC Plus ülkelerinde biliyorsunuz Rusya'nın çok ciddi etkisi var. Dengeleyebilmek için satışını Rusya'nın elindeki çok fazla fiyatları düşürmesin diye daha büyük kısıntıya gitme ihtimali olduğunu söyledi. Bu da pazartesi başlıyor. Dikkat etmemiz gereken bir şey. Doge'da hareketlilik var. Elon Musk ve ekibi Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın nasıl bir sansürle karşılaştığını ve neden men edildiğini anlatacak verileri açıkladı. O yüzden böyle işte paylaşımları falan söylüyorlar. Birazcık daha farklı. Twitter'da düzelmeler var. Twitter'la Apple arasındaki tartışmaların Twitter'a yansıdığını, biraz daha pozitif yansıdığını görüyoruz. Tesla fon, Dogecoin,
Bitcoin, bunlar biliyorsunuz ki Ethereum ve Bitcoin ve Doge üzerinden üçü gidecek. Link'te biraz böyle sağlıklı bir duruş var. 7.89'lar 6.50 aralığı güzel alım için pozitif. Şu anda bu hafta özellikle piyasanın hafif olduğu ve piyasanın hacimsiz olduğu, insanların korktuğu, kötü yorumlar yaptığı yerde Elon Musk sürekli trend topikte ve çok ciddi anlamda oradan bir pozitif haber gelebilir. 11 sent, 12 sentli seviyeleri bu hafta sonu Elon Musk'ın desteklemesiyle görebiliriz. Çünkü özel projeleri de açıklıyorlar. O nedenle orada tetikte kalmak lazım. 12'li seviyelerde belki 12 sentte kar alıp ardından 95-97 Muhammed'le bahsettiğimiz teknik yerlerden alım olabilir. Ben şu anda stop veya zarar kesmenin mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Zaten olan oldu. Bana göre belli seviyelere geldiğinde %25 kar alıp hani ne yardan ne serden olup dışarıya biraz nakit para çıkarıp daha düştüğünde alım yapmak için daha mantıklı olabileceğini düşünüyorum. Ben bu seviyelerde elime para geçtikçe veya kar aldıkça daha düşük seviyelerden bakiyemi arttırmaya çalışırım. Satmak benim için şey değil. Amerika biliyorsunuz ki Fed'in konuşması, bu tarım dışı istihdam rakamları, Fed kaybetti falan filan dediler. Bana göre kesin ki öyle bir durum yok. Fed'in pozitif havası birazcık daha sürecek ama 15 Aralık'ta bana göre 75 bas puanlık bir artış gelecek. O yüzden piyasanın bunu nasıl fiyatlayacağına bakmak lazım. S&P 500'e %2 oranında vurdular ama 4000'in üzerinde, 4025'in üzerinde kaldığı sürece tekrar çıkış olabilir. Asya'da özellikle Covid ile ilgili pozitif haberler pazartesinden itibaren görmeye başlayacağız. Bu arada bir duyuru, biliyorsunuz TÜYAP kitap fuarı devam ediyor ve yarın 1 ile 3 arası ben de oradayım. Hem imza günüm olacak hem söyleşi olacak. Her seferinde paylaştım ama duymayanlar için isterseniz orada konuşup birazcık daha farklı şeylerle bir söyleşi yapabiliriz, buluşabiliriz. Çünkü ben çok uzun süredir takipçilerimi görmedim. Orada burada görüyorum ve bana güzel dileklerinizi söylüyorsunuz. Yorumlarınızı okumaya çalışıyorum. Ve bundan sonrasında motivasyon cumartesi diye veya motivasyon pazar diye bir şeyler başlatacağım. Çünkü bu işin, bu trade, bu piyasayı takip etme birazcık daha motivasyonla alakalı ve motivasyonumuzu, morallerimizi iyi tutmak için çok fazla uğraşmamız gereken süreçlerdeyiz. Onun için inanın ben de kötü zamanlar geçiriyorum ve artık bu durumda yalnız olmadığımızı da biraz daha birbirimizi anlayalım diye. Orada böyle bir sohbet, bir dertleşme. Çünkü ben 130 binlik buradaki ve tabii ki 300 bindeki Instagram'daki takipçilerimle böyle bir aile gibi olduğumu düşünüyorum. Beni kötülemek için veya yermek için yorum yapanların dahi beni severek takip ettiklerine inanıyorum. Çünkü biliyorum ki aslında siz de kendinizden bir şey bende buluyorsunuz. Ben de kendimden bir şey sizde buluyorum. Çok inanıyorum buna. O nedenle birazcık daha böyle sohbet edebileceğimiz, birazcık daha pozitif birbirimizle konuşabileceğimiz fikir. Çünkü sadece bu ablacım onu aldım onu sattım değil. Birazcık birbirimize destek olmak da önemli. Kötü bir ayın sezonundan geçiyoruz. Kötü, yani veriler kötü. Bok gibi diyebileceğim veriler var. O nedenle birazcık daha dikkatli olmak gerekiyor. 23 ile 24'ünde ODTÜ'de bir blockchain weekend varmış. Orada sunucu olma ihtimalim var. Orada da öğrenci ile beraber olmak istiyorum. Her şey, yani böyle her şey maddiyat veya çalışalım veya kazanalım değil. Burada bu gibi dönemlerde manevi anlamda da insanların birbirlerine destek olması gerektiğini düşünüyorum. Ocak ayında belki işte televizyona dönme ihtimali var. Onun görüşmelerini sürdürüyorum. Oradan pozitif şeyler çıkacağına inanıyorum. Ben bu saatlerde artık olan her şey, olmayan her şeyin daha iyiyi getirmek için, olan her şeyin de bana daha fazla şey öğretmek için olduğunu düşünüyorum. İyi kötü hepsi benim aklımda. Ben her şeyden bir şey çıkartmaya çalışıyorum. Ve biliyorum ki bugün parasını kaybedenler, çok uzun süre bekleyenler, çok uzun süre uğraşanlar, bunların hepsinde bir moral bozukluğu var. Yıl bitiyor, böyle mi bitirdim bu yılı diyorsunuz. Ya kazanamadım, çok umutlarla girdim diye. Yani hepimizin hayal kırıklıkları, hepimizin umut kırıklıkları var. O nedenle dediğim gibi bence bu motivasyon işi, bu işte motivasyon pazar ya da hadi gel konuşalım serisini o nedenle başlatmak istiyorum ve çok da faydalı olacağını düşünüyorum diyerek noktalıyım. Zaten Borsa İstanbul için özel bir yayın geliyor. Yarın TÜYAP fuardan da açarız ama sabahleyin bir yayın yaparız. Verilere bakmak lazım. Önemli bir şey gelse zaten ben buradayım ama çok da böyle aynı şeyleri gevelemek istemiyorum. O nedenle biraz daha dikkatli ve biraz daha sizin bilmeniz gereken bilgileri paylaşarak
yayınları devam ettirmek istiyorum. Sonuçta zaten buradayız. Ben ayı sezonunun artık yavaş yavaş bir son 6 ayına girdiğimizi düşünüyorum. Evet 6 ay uzun gibi geliyor ama emin olun piyasalarda değil. Ve yeterince bekleyenler için ve asa bekleyenler, sabreden, düşüşlerde alıp malını arttırmaya çalışan insanların ortalamanızı çünkü aşağı indiriyorsunuz. Çok güzelce bu süreçlerden çıkacağını düşünüyorum. Ve gerçekten güzel günler bizi bekliyor. Şu anda genel olarak hayatta her türlü şey var. Her türlü insan para kaybediyor. Her türlü insan para kazanıyor. Balinalar daha agresif, hareketlilikler daha agresif. Biliyorsunuz Genesis ve Grayscale kısmı aslında daha bitmedi. Yani orada olduğu çok fazla açık değil ve oranın çok da iyi olduğunu da düşünmüyorum. Önümüzdeki yeni yıla girmeden önce bir kripto sektörü hani tamamen böyle olsun, tamamen şurada bir bitsin, bir çöküş gelsin diye. Çünkü 7500-12500 aralığı hala bekleniyor. Kesinlikle bu süreç bitmedi. 7500'ün altına inmesi için de Binance'ın falan çökmesi lazım. Daha böyle bir 7-8 senemiz daha var. Metaverse ve DEX ve başka şeylere girmek için ama dediğim gibi güzel şeyde uğraşacağız ve bu süreçleri de atlatacağız. İnsanoğlu çabuk unutuyor. İnsanoğlu güzel alışıyor. İnişler çıkışlar olduğunu, akıllı paranın, smart money'nin bir yolculuk sırasıyla piyasaya girdiğini, piyasayla çok fazla cebelleşmeden daha böyle onun kurallarına göre oynanması gerektiğini unutmadan bir şeyler yapalım. Yarın ve Borsa İstanbul yayında görüşmek üzere. İncelenmesini istediğiniz hisseleri de lütfen aşağıya yazın. Hemen onlara da bakarız. Ben çünkü güzel bir liste çıkarttım. Diorex'e yaptığımız Twitter yayınında, Space yayında zaten hepsini söylemiştim. Ama şöyle söyleyeyim. Daha detaylandıracağım ama gıda, sanayi, organik gıda özellikle ticareti yapanlar, sanayi, emtialar, enerji ve tabii ki otomotiv. Yani böyle bir şey olmalı diye düşünüyorum. Altında 1751 eşiğine bakacağız. Ama burada hiç merak etmeyin. Lütfen yorum yapın. Aşağıya yazın. Ne incelenmesini istiyorsanız bakalım. Çünkü çok farklı şeyler çok farklı şeyleri getirecek. Asya'da Covid önlemlerinin azalıyor olması etkili. Çünkü biliyorsunuz her şey Asya ile başlayacak. Yani Çin büyümeye devam ettiği sürece, Çin stoklamaya devam ettiği sürece, Çin önünü görmeye devam ettiği sürece çok daha güzel şeyler bizi bekliyor diyerek noktalayayım. Lütfen morallerinizi bozmayın. Pozitifte kalın ve her zaman beni takip edin. Görüşmek üzere. Hangi kredi? Hangi kredi? Hangi kredi?